Gelmekte olan bu işte. 2023 geldi çattı, seçimler yaklaştı. Türkiye normal bir seçime gitse pek de önemsemezdim. Biri gider, sandıktan çıkan diğeri gelirdi. Yıllar boyunca öyle yaptım zaten. Kenan Evren'le mesleğe başladım. Özal'lı yıllarla tanıştım. Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Deniz Baykal, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit gibi isimlerle çalıştım. Mesleğimi icra ettim, gazetecilik yaptım. Seçim öncesi herhangi bir siyasi partiye oy vereceğime dair tek bir yazı yazmadım, açıklama yapmadım. 2023 ise çok farklı. Yine de şuna ya da buna oy vereceğim, siz de öyle yapın demeyeceğim. Ama Türkiye'de yaşamanın, bu ülkenin evladı olmanın verdiği sorumlulukla önünüze bir tablo koymak zorundayım. Biz ömrünün büyük bölümünü terörle birlikte yaşamak zorunda kalan bir nesiliz. Toprağa verdiğimiz on binler içinde yakınlarımız ve sevdiklerimiz var. Gün oldu bu taşeron terör örgütleri tarafından hedef bile yapılmak istendik. Çok şükür ki artık can çekişiyor onlar ama hem içeride hem de dışarıda can suyu vermek isteyenler var. Binlerce insanın katili, ülke düşmanı emperyalist maşası PKK baronu Duran Kalkan birkaç gün önce ittifak çağrısı yaptı. Hedefi Erdoğan gitsin diyenlerdi, o da 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Bitiyoruz, Erdoğan bizi yok ediyor diye feryat etti, küçük şeyler mesele yapılmamalı, ayrılıklar önlenmeli dedi. Kime dedi bunu? Açık ve net, altılı masaya. Peki hadi oradan insanlık ve ülke düşmanı terörist diyen çıktı mı? Çıkmadı. En vatansever görünenler, sarkık bıyık uzatarak milliyetçilik yaptıklarını sananlar, kafalarını kuma gömdü, zaten son yerel seçimde el ele, kol kola vermişlerdi. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Sadece bu mu? Onlar emperyalist maşası, başkaları adına ülkeyi teslim almak için darbe girişiminde bile bulunan kaçak FETÖ'cü alçaklarla da aynı ilişki içindeler. Onlara da ses çıkarmıyor, hatta bu ülkeye yönelik karalama kampanyaları karşısında mutlu bile oluyorlar. Bu işbirliği sonucu bazı belediyelerde oluşan terör yapılanmalarına bile göğüslerini siper ediyorlar. Bu işin müsebbiplerini ödüllendirip Cumhurbaşkanı yapmayı çalışıyorlar. Geliyor gelmekte olan dedikleri bu işte. Getirmek istedikleri 1980'lerin ve 90'ların Türkiye'si. IMF kapılarında dilenen, terör kol gezdiği, milli hamlelerin hep boşa düşürüldüğü, emperyalistlerin eline vurup ekmeğini aldığı bir ülke. O yüzden batılı dostlarıyla birlikte Erdoğan'a saldırıyorlar. Bu ülkeyi o günlere götürmek için tuvalet terliğine bile oy verebileceğini söyleyen bir kitle var. İşte böyle bir noktada gazeteciyim ben tarafsız kalayım demek mümkün değil. Gazeteciyim ama önce bu ülkenin evladıyız. Emperyalist kumpasların, onların uzantılarının, terör baronlarının ve tuvalet terliğinin yanında yer alamayız. Tabloyu ortaya koymak, gerçekleri yazmak ve milleti uyandırmak zorundayız. Zaten gazetecilik de bu demek. Algı operasyonlarıyla milletin kafasını bulandırıp ülke aleyhine kurulan kumpasların bir parçası olmak değil. Çatlasalar, patlasalar ve saldırsalar da gerçekleri yazacağız. Emin Pazarcı, Akşam.